olduğu için evet diyorum, yüklemek üzere. Yazılım yarın da kalırsa bunların hepsi sıkıntı Şimdi yaratabilir. yeni gelen ne var? Şu hibrit yapıyor. Buraya sizin aracınızla yaptığınız GPS sürati eskiden burada gösterilmiyordu. Hiçbir ayarda da yoktu. Artık var. Sesti. Evet, çok güzel özellikler gelmiş. İleride hız kamerası var. Evet, Hız şimdi sınırı dedi. şudur. 50. Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlere yine navigasyon sistemi ile ilgili bir yenilikten bahsedeceğim. Navigasyon sistemindeki bu yenilik nedir? Önce bundan bahsedeyim. Sizlerle daha önce kanalımda biliyorsunuz bir video paylaştım. O videoda şurada gördüğünüz bu geliştirilmiş 3 boyutlu görüntüler ve gökyüzü şekillerinin görünmesi, denizin görülmesi vesaire gibi yapılmış olan bir tane patch dosyasından bahsetmiştim. O patch dosyası yüklendikten sonra haritaların rengi değişebiliyordu. Yani bununla ilgili detay videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi şu anda paylaştığım videoda ise ne geliyor navigasyon sistemine? Şuraya hibrit bir dizayn geliyor. Bu hibrit dizayn sayesinde neyi görüyorsunuz? Burada mesela yolda giderken oradaki hız sınırını görüyorsunuz. Aynı zamanda aracınızın o andaki süratini de artık burada görebiliyorsunuz. Bir takım şeyleri, yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Radarları daha büyük doğrulukla görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz USB'ye yine bu harita patch dosyasını yükledim. Bunun içerisinde şimdi bunu takıp yazılımı yükleyeceğim. Bunu yaparken motoru çalıştıracağım. Motoru çalıştırmanız önemli. Eğer motoru çalıştırmazsanız, çünkü yazılım yüklemesi yarıda kalırsa navigasyonla ilgili veya Arlink 2 sistemimizle ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ben USB'yi takıyorum. Bu dosyaları da sizinle paylaşacağım. Ama dosyaların kullanımı tamamen kendi kararınız ve kendi alacağınız risk olacaktır. Çünkü dosyalar bir Fransız forumunda Fransız Renault severler tarafından herkese açık olarak paylaştılar. Ben de sizlerle paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum o geliştiren arkadaşlara, emeği geçen herkese. Bunu da bizimle paylaştığı için, ben de daha fazla kişiye ulaşabilmesi için size bununla ilgili video yaptım. Sizlerle paylaşmak istedim ama dediğim gibi dosyanın doğruluğu, sisteme zarar verip vermeyeceği, dosyanın güvenli olup olmadığı, bunların tamamı sizin kendi inisiyatifinizde ve kontrolünüzde ve de alacağınız risk kapsamındadır. Bunu bilerek bu işlemi yapmanız lazım. Sonuçta sisteminize zarar verebilir. Yazılım güncellemesi olduğu için evet diyorum, yüklemek üzere. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum ve yükleme başladı. Hatta Bluetooth'u bile bağlamasanız iyi olur. Ben unuttuğum için şu anda mevcut konumu değiştirmeyeceğim. Yazılım yüklemesi başlıyor. Motoru kapatmayın. Yazılım yüklemesi devam ederken motoru kapatırsanız veya Bluetooth bağlı olduğu için bir arama gelirse ve arama nedeniyle yazılım yarımda kalırsa bunların hepsi sıkıntı yaratabilir ve komple kaybedebilirsiniz sistemi. Evet, yazılım 1 dakikadan daha kısa sürede yüklenecek. Buradan onu görüyoruz ve bakalım nasıl yenilikler gelecek. Evet, yeniden başlıyor yazılımı yükledi. Bu yeniden başlama süreci biraz uzun sürebilir. O yüzden lütfen panik yapmayın veya acele etmeyin. Motor çalışmaya devam etsin ve Arlink 2 sistemi üzerinde hiçbir şeye dokunmayın. Çalışmasını bekleyin lütfen. Motoru kapatıp kapıyı açtığınız anda bu yeniden başlama ve yazılım yüklenmesi, kaydedilmesi işlemi arada kaldığı için büyük sıkıntılar çıkarabilir. Şu anda yazılımı yükledi ve kaydediyor aslında. Gördüğünüz gibi başladı. Haritada ne yenilik geldi? Bir kere daha önce size video ile paylaştığım bu 3 boyutlu görüntü halen korunuyor. 3 boyutlu görüntüde sıkıntı yok. Yenilik olarak ne geldi? Bu hibrit yapı geldi. Daha önceden nasıldı? Burada 3D, 2D, 2 boyut ve yakın 2 boyut şeklinde farklı modlar vardı. 3 boyutlu da yine aynı, harita renkleri değişik. Bu yeni yamayla bu değişmiyor. Gündüz böyle bulutlar ve akşam saati olduktan sonra yıldızlar ortaya çıkıyor. Eskiden burada bir yakınlaştırmak için büyüteç, yine aynı bu uyarıları kapat aç kısa yolu ve 3D, 2D ve yakın 2D, 2 boyut görüntü şeyi vardı. Şimdi yeni gelen ne var? Şu hibrit yapı var. Bu büyüteç üzerine bastığınızda bunlar çıkıyor. Şu ne demek? Siz yol üzerinde giderken sürate göre yakınlaşmak demek. Neredeydi önceden? Şurada. Otomatik zoom kontrol. Bakın, buradan menüden ayarlamanız gerekiyordu.
Bunu off yapıyordunuz. Yani hiç zoom kontrol yapmıyor. Siz bıraktığınız gibi devam ediyor. By speed derseniz aracınızın süratine göre zoom azalıyor. Yani daha yukarıdan bakmaya başlıyor. Sürat arttıkça, sürat yaklaştıkça daha yakınlaşıyor. By route da yani yöne göre, yola göre. Mesela otobana girdiğinizde farklı bir yakınlıkta, normal ara yollarda, mahalle arasında farklı bir yakınlıkta. Mesela bunu by route'da bırakayım ve buraya döneyim. Şimdi bakın, burada büyüteç içerisinde yol. Bastığımda elle büyütme manuel, tekrar bastığımda ise süratle kendisinin değişmesi anlamına geliyor. Şimdi bu 3 düğme neye yarıyor onu göstereyim. Bakın, birinci düğme yeryüzü şekillerini ortadan kaldırıyor. Şöyle bakın, tepeler kalktı, düzlük oldu, düzlük olarak gösteriyor. Ve yollara da baktığınızda sanki İlim Tepe denen yer gerçekten tepede bir yer, sanki düz bir yolmuş gibi gösteriyor. Bastığımızda ise görüyorsunuz tepe geliyor tekrar gözümüzün önüne. Ne oluyor başka? Tekrar basalım. Yeryüzü şekilleri kayboldu. Yeryüzü şekilleri geldi. Yaklaştıralım. Burada değil ama İstanbul'da görülebiliyor binalar. Bunun için İstanbul'a gideyim. Evet. Bakın, burada anıtlar ve büyük binalar mesela. Bunu ortadan kaldırmak istiyorsanız bakın, normal binaları kaldırdı. Normal binaları kaldırıyor. Bu da anıtları kaldırıyor. Yani ne var burada? Vodafone Arena var. Şurada tabii camiyi farklı gösteriyor normal şeye geçince. Bakın, Dolmabahçe Sarayı var. Basıyorum. Anıtlar geldiğinde Dolmabahçe Sarayı'nın şekli değişiyor. Vodafone Arena geliyor ve benzeri yüksek binalar var. Bunun kolay yolu var burada. Ekstra ne var özellik olarak? Ekstra şu var. Bakın, buraya sizin aracınızla yaptığınız GPS süratı eskiden burada gösterilmiyordu. Hiçbir ayarda da yoktu. Artık var. Ve bu şehir içinde olduğum için maksimum uygulanabilir sürati gösteriyor. Burada da kendi yaptığım sürati. En fazla yapılabilecek sürat 50 iken ben 50'yi geçtiğim andan itibaren buradaki süratim benim kırmızı olarak yazmaya başlıyor. 50 km hız sınırı olan bir yerde giderken hız sınırı 30 km'ye düştüyse o zaman da buradaki şey turuncu yanıp yanıp sönmeye başlıyor. Ve sesli olarak da uyarıyor. Tek yönlü yerlerde, mesela sola dönüşün yasak olduğu yerlerde de bu üstte sola dönüşün yasak olduğunu gösteriyor. Bunun yanında ne var? Bakın, burada mesela şuna bastığınız anda yukarıda şu görüntüyü değiştirecek şekilde, bakın, yaklaşıyor, uzaklaşıyor veya yukarı aşağı alabiliyorsunuz. Restore dediğinizde de default değerlere geliyor. Bir de ne yapabiliyorsunuz buna? Şuna bastığınız anda iki boyutluya geçti. Bu renkler neyi ifade ediyor? Bu renkler trafik yoğunluğunun olduğu yeri ifade ediyor. Peki bunu nereden alıyor? İnternet tabanlı TMC'den, TMC'den değil. Bunu kendi haritanın ve GPS'in data altyapısından alıyor. Ve şuna bastığınızda da yeniden güncelliyor. Şuna basılı tuttuğunuzda bunu da TMC ve GPS yeniden başlatılıyor diyor. Ve en son halini, trafik sıkışıklığının ortaya koyuyor. Harita ayarlarına gelip default yapayım. Daha iyi belli oluyor yol durumu nasıl. Bakın, trafiğin sıkışık olduğu yerler kırmızı. Bakın mesela burada trafik lambası var, onu biliyorum. Ve burada trafik sıkışık. Bunu gösteriyor. Bu yeni patch'in böyle güzel özellikleri var ve faydası var. Diğer özellikleri de kullanırken gösteririm size. Bu güzel özellikler arasında bir de bu var. Trafik işaretleri girilmez yönlerin trafik işaretlerini gösteriyor. Şimdi burada harita ayarlarına gelelim. Bakalım ne değişmiş. Bakış açısı yüksek. Otomatik zoom kontrol by speed. Kısa yolunu göstermiştim. Harita rengi otomatik dedik. Day color, default, stock. Geceyi de stock yapabiliriz. Veya selected. Bu arada 54 taneydi bir öncesinde. 62 olmuş mesela. Bunu da selected yaparsam gece de titanium day, titanium night oldu. Başka ne gelmiş? Otomatik genel bakış. Show, tilt and zoom. Alternatif maps. Bir özelliği de bu uygulamanın iki tane harita yükleyebiliyor olmanız. Bunu da ileride göstereceğim nasıl olduğunu. Ama şu anda yapmayacağım tabii ki. Harita ayarlarına yeniden geleyim. Ekstra özellikler gelmiş. İşaretler, binaları gösteriyor. Yükseklikler, yer işaretleri. Bunlar benim daha önce açtıklarım var. Mesela yer işaretlerinde yerlerim diye bir şey gelmiş. O yoktu. Ve 3B araç galerisi. Ben talismanı seçeceğim. Evet, talismanı seçtim. İki boyutlu görüntüde gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar ayarlar diyeyim.
Sesler ve uyarılara geliyorum. Sesler ve uyarılarda navigasyon sesleri, kayıtlı ses veya sentezlenmiş sesi seçiyorsunuz. Rota, trafik, ülke, sistem mesajları bildirilsin diyor. Gelişmiş ayarlar. Çok detaya girmiyoruz orada. Ayrıntı seviyesi ise ortada kalsın. Uyarı noktası ayarları. Hız kameraları mesela açık. Bakın hız kameraları, tabii kimisi Türkçe, kimisi İngilizce. Mesela bu sesli uyarı ve yaklaşırken sadece hızla giderken. Bu test ne için test? Hız kamerası için uyarı. Geride kalmış hız kamerası. Tekrar eden hız kamerası ses testi. Bakın 6-7 tane kamera vardı. Bunda şurada gördüğünüz üzere hız kamerası, mobil hız kamerası, yerleşik hız kamerası, ortalama hız kamerası, kırmızı ışık kamerası, şerit kamerası, kırmızı ışık ve hız kamerası, ortalama hız kamerası bitişi, sabit ve ortalama hız kamerası diye Türkçe'de gelmiş. Stop kontrolün ne olduğunu bilmiyorum. Yani geçtikten sonra da uyarıyor haritada. Use TTS for speed cams. Yani bu da sesli olarak, konuşma olarak uyarıyor. Uyarı türleri açık, kameralar açık. Ekstra yol polisi noktası, yaya geçidi, kamera, tehlikeli bölge, tünel vesaire vesaire. Sert dönüşlerde uyarıyor. Hız limiti, yol verde uyarıyor. Yani umarım bunların hepsinde uyarmaz. Bir kısmını kapatmam gerekecek çünkü. Kameraları geçtik. Hız uyarı ayarları bakıyoruz. Uyarı işaretleri için uyarılar diyor. Virajlar ve köşeler, görsel uyarı. Şeritler ve geçme, görsel uyarı. Genel uyarı, görsel uyarı. Trafik ve yaya geçitleri, görsel uyarı. Bayağı bir şeyler gelmiş, özellikler. Dönme yasağı olan yerleri görsel olarak uyarıyor. Rota uyarıları diyor. Yaya alanı özel izlenen, ulaşılamayan alan. Şunu sesli olarak da uyarsın. Evet, güzel. Rota ayarları ile ilgili bakıyorum. Aynısı gibi kalmış. Sürat üzerine bastığınızda bu şekilde oluyor. Sürat değiştiğinde uyarıyor. Hız limiti değiştiğinde ve sarı yanıp sönüyor. Burada gördüğünüz gibi. Evet, çok güzel özellikler gelmiş. Arabanın gösterge panelinde 37 süratimiz. 34 ve yükseliyor. 40-36. Tabii ki biraz fark var. Ve görüntü de bu şekilde. Bakın. Artı 10 geçtiği zaman hız sınırını uyarmasını istemiştim. Şimdi geçelim. Bakın uyardı. Kırmızıyla. Ve sesli olarak. 40 yazan yerde gerçek süratim var. GPS süratim. Bu GPS süratiyle ne zaman uyarı vermesi gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 50 hız sınırı olan bir yerde, yani bunu artı 10 yaptım ben, 60'da uyarıyor ama mesela artı 5 yapabilirsiniz. O zaman da 55'te uyaracak. İsterseniz bunu sağa da taşıyabiliyorsunuz. İleride kamera var. Yani radar var, hız kamerası var. Bakalım, eskiden burada gösteriyordu, şimdi de gösterecek mi? Önemli olan burada gösterip göstermediğini görmek. Belki üzerine harita yüklemem lazımdır. Evet, burada gösterdi 450 metre. Eskiden sesle uyarıyordu, şimdi uyarmadı. Sadece görsel olarak uyarıyor radarı. Bir ayar değiştirip tekrar deneyeceğim. Evet, 180 metre, 120 metre burada gösteriyor. Burada da. Bakalım o ayardan sonra düzelecek mi? Ayarlar, sesler ve uyarılar. Bu sesle ilgili bir şey çünkü. Sentezlenmiş sese döndüm. Bakalım ne yapacak radara yaklaşınca. İleride hız kamerası var. Evet, şimdi hız dedi. Sınırı şudur, 50. Evet, süper. Süper. Hız sınırını da söylüyor. Çok güzel. Hız kamerasına geldiniz. Gayet güzel çalışıyor.
Böylece bu patch'in bu özelliğini de görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.